Haftanın birinci adayı efendim. Didem. Didemciğim. Bu sayede emin de değilim. %50-50 bir ihtimal. Mektuptaki nota bağlı olarak Yağmur'u koruyabilirsin. Ama artık Ünal'ın korunma ihtimali de yok. Ünal için beni en çok ne üzer biliyor musunuz? Eğer bir mucize olup da bu evde kalmazsa... ...şu anda burada yokken gidiyor olması beni üzer. Yani vedalaşamadan gitmesi üzer. Onu dinleyemeden, duyamadan, helalleşemeden gitmesi üzer. Efendim karar zarfımızı çıkarıyorum. İnanın ben de bilmiyorum. Ama şunu tekrarlıyorum gerçekten. Ünal sağlıklı aslan gibi şurada dursaydı da yine ayakta olsaydı tercih ederdim. Hani gözüne baka baka, yüzüne baka baka onun sağlıklı olduğunu göre göre elenme potasında durduğunu görmeyi. Önümüzü açtım. Evet Ünal, bizi şu anda izlemiyorsun. İzleyeceksin. Belki izlendiğinde bu evden gitmiş. Aradan da vakit geçmiş olacak. Ama şunu bil, burada herkes senin için üzülüyor ve bu karar senin iyiliğin için verilmiş. Ama dediğim gibi gıyabında olması da beni üzüyor. Bakalım sen izlediğinde nerede, kiminle, nasıl olacak? Yağmur'un %50 şansı var efendim. Didem birinci koruyabilir. Ünal'ın böyle bir şansı yok. Onu bir mucize koruyabilir. Çok nadir çıkan bir mucize. Bazen mucizeler iki kere üst üste gelebilir. Eleme yok efendim. Bugün gelecek başka aday da yok. Hadi biraz stresinizi atın, görüşürüz. Yarın sabah görüşürüz. Vay be. Neydi? Vicdan azabı çekerdin belki. Bak gitme. Ona göre davranma artık, tamam mı? Kırmamak için ümit verme. Daha kötü oluyor çünkü. İstemiyorsun ama elinde olmadan veriyor aslında, anladın mı? Bu senin suçlu durumuna düşüyor. O da kötü oluyor. O yüzden yapma.